Selamlar millet. Dark Souls 3'teyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Aldrich'i öldürmüştük. Zırh setimi değiştirdim. Solarian full setini giyiyorum konuşabilirsem. Biraz değiştirelim artık. Lothric Knight Great Sword kullanıyorum. Greyred'den satın aldım ve artı 6'ya kadar upgrade ettim. 454 damage yapıyor şu an. Lightning damage'ı da var kendiliğinden. Biraz ağır fakat bir şans verelim. Shield of Wand kullanıyorum. Biraz soul toplayalım. Aldığımız soul'ları artıracak. Aldığı için küllerine bakalım. Bir şey anlatmıyorsa gidip tahtına koyalım. Heh, zaten okumuştuk onu. Tamam. Aldrich'in tahtı hangisi? Yorm. Abyss Watchers. Bloodless'in yanındakiymiş. Peki. Şimdi siz Aldrich'i öldürdükten sonra questine devam edebileceğiniz bir hanımefendi var. Ciris, questine devam etmek için Cursed Rotted Greywood'la dövüştüğümüz yere gideceğiz. Şuradan Undead Settlement'a gideceğiz. Ve yine yardım isteyecek Ciris. Summon Sign'ına dokunup onun dünyasına yardıma gideceğiz. Bakalım niçin yardım istiyormuş. Serseri misiniz ya? Rahat durun. Basket. Gel sen gel. Hey. Güle güle. Sen gel. Güle güle. Ses çıkara çıkara dolaşıyor ya. Şu köpeği öldürelim önce. Hala tek atamıyoruz ya. Enteresan. Bir şey düşürecek misin? Peki. İşte Ciris'in Summon Sign'i burada. Bakalım hangi konuda yardım istiyor. I finally found you. Sonunda bulmuş. Just as I promised, Granddad. Babası Hodrik'miş. Ne kadar çok canın var ya. Bu ne? Çok can sıkacak gibisin, Hodrik. Heh, Power Within yaptı. Ya içme onu işte ya. Bak bir de Wormt yapıyor. Beni de iyileştirecek mi bu? Sanki. Hodrik ne kadar Estus Flask'in var ya. Hayır. Öldürüyordu az daha. Bitmiş sonunda. Oh! Az daha peri yapıyordu yine.
Aman Allah'ım ya. Güle güle Hodrik. Good night, Granddad. İyi geceler büyük baba. Niçin büyük babanı öldürdün ya sen? Ve niçin öldürmek için söz vermiştin? Enteresan. Şimdi Firing Shrine'a dönelim. Kesin oraya gelmiştir. Selam Siris. Oh, there you are. I'm afraid I've involved you in my affairs over a little promise at that. My sincerest thanks for your assistance. At last, my grandfather will rest in peace, and I can die. But there is one last. Sonunda büyük babam öldü ve ben de büyük babam. Sonunda büyük babamı rahata kavuşturdum ve ben de ölebilirim diyor. Fakat son bir isteğim var, son bir yapmak istediğim bir şey var diyor. Senin emrinde çalışmak. Sana şövalye sözü vermek istiyorum diyor. Tabii ki kabul ediyorum. I am most grateful. I, Siris, do hereby serve as your faithful knight. Wherever, whenever I am needed. My loyalty shall never waver. Blessing of the moon upon your journey. If I may ever be, I am blessing of the moon. Peki. If I... Şimdi Peter Hollows'a gidelim. Oradaki bonfire'a. Bakalım Hodrian's Seti orada mı? Evet orada. Sunset Seti. Gün batımı. Güzelmiş de. Güneşsiz diyarların kutsal şövalyesi Hodrian zırhı. Evet, bu aptal, bu üzgün aptal Hodrik'ten bahsediyor. Deli bir yaratık gibi dolaşırmış savaş alanını. Arkadaşına, düşmanına, ilk gördüğüne saldırırmış. Of çok güzelmiş ya ama Fetrol var. Ne güzel. Cidden çok güzelmiş. Kask değil ama. Şu gider mi ona? Güzel. Şöyle yapalım. Fallen Knight. Daha mı hafif? Yiyemeyeceğiz. Peki. Solaire'le devam edelim. Fakat çok güzelmiş zırh seti. Yüzdem nerede ya? 167. Peki madem. Şimdi gideceğimiz bir yer daha var. Creighton'ı öldürmüştük hatırlarsanız. Kendi dünyamızda da, Siris'in dünyasında da. Siz kendi dünyanızda Creighton'ı öldürdükten sonra zırh setini alabileceksiniz. Boreal Vadisi'ne giriş yaptığımız köprüden. Gidip onu da alalım. Sonra da artık devam edelim. İşte burada. Creighton'ın zırh seti de güzel aslında.
Neredesin? Fakat bu da ağır. Hey Allah'ım ya. Ha. Onurlu Mira Şövalyelerinin zırhıymış. Resmi zırh hem de. Çok onurlu bir kişilik gerçekten Creighton. Fakat gariptir ki diyor, onursuz bir kaçak giyiyor bu zırhı. Bu da çok güzel bir set. Evet, başarılı. Güzel. Şimdi devam edebiliriz. Üçüncü lordumuza doğru gideceğiz artık. Oraya da nereden gideceğiz? Hayır. Distant Manor'dan gideceğiz. Aşağıya doğru devam edeceğiz. Merdivenler bayağı sıkıntılı olabilir. Çünkü kalabalık burası da. Pontiff şövalyemiz de var. Bunlar kaçıyor. Kovalarsanız tabii ki sizi çekecekler tuzağa doğru. O tuzak da burada. Oh, tek attık. Ne kadar güzel. Sana da bir tek atalım. Sana da bir tek atalım. Bu arada Amber'lı olmanızı tavsiye ederim burada. Çünkü bir NPC invasion'ımız daha olacak. Biri daha var. Nerede? Ha. Güle güle. Harika. Var mı başka bir şey? Bu kadar karanlık ya. Yok, tamam. Harika. Atmosfer mükemmel. Evet, zaten Invasion geliyor gördüğünüz gibi. Alva! Dark Souls 2'deki zırh setlerinden biriydi. Şimdi de o zırh setinin hangi şövalyenin... O zırh setine hangi şövalyenin ismini verildiğini göreceğiz. Ve Murakumo kullanıyor kendisi. Düşsün diye uğraşırken beni atacaktı ya az daha. Güle güle. Al sana. Ve size Murakumo'yu düşürüyor. Dark Souls oyuncuları için her zaman sevilen bir silah. Ve artık zindandayız. Ah! Gerçek bir invader tarafından invade edildim. Ama benim silahım ağır ama. Nereden gelecek? Arkadan gelemez herhalde çünkü burası bloke olmuştur büyük ihtimalle. Amber'lı dolaşmaya gelmiyor arkadaş. Evet, orası bloke, tamam.
Selam. Rosaria'nın parmakları... Gitme oralara. Hayır. Oo, guard break. Stamina. Hayır. Lanet ya, çok güzel başlamıştık da. Ah, silahım çok ağır. Saygılar dostum. Raiden miydi ismi? Neyse, Ember'sız gidelim. Şimdi burada sizi gördüğü anda sizin canınızı öldüren bir sis salacak düşmanlar var. Yani canınız... Bak ya, tek atamıyorum. Tek atsaydım iyiydi. Lightning'e karşı dayanıklılar mı acaba? Lanet. Evet. Niye bağırdı? Sen de bağıracak mısın? İyi bari. Ey Allah'ım ya. Burada da bir şey yok. Bu arkadaşları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde öldürmeye çalışacağız. O yüzden düşünüyorum. Ben straight sword falan mı kullansam diye. Neyse, bir deneyelim. Mümkün olduğunca hızlı öldürmeye çalışacağız. Oo, geriye doğru atıyoruz. Fakat ölmüyor. Gördüğünüz gibi canım... Evet, böyle olunca da size stunlock yapabiliyor. Şaka gibi ya. Evet, bu silah olmayacak, anlaşıldı. Black Blade'e mi dönsek? Ya da sana, bilemedim. 264 yapıyor. Lothric Knight sordum. Şimdi siz bu item'ı almak için giderken size aşağı yetecek bir arkadaş var. Kendisi burada. Arkadaşın görevi sizi aşağı yetmek. Şu salak item'a odaklandığınız için Fading Soul zaten. Lanet FromSoft. Neyse, devam edelim. İçeride bir şey var mıymış? Bu açtığınız şeyleri geri kapatabilecek misiniz bilmiyorum. İçeride bir şey yoksa geri kapatın bence. Kapatamıyormuşuz. Peki. Ah, güzel. Lothric Knight Sword iş görecek. Güzel. Gelecek mi o? Harika. Dediğim gibi mümkün olduğunca hızlı öldürmeniz lazım arkadaşları. Gördüğünüz gibi 450 damage yapan bir Great Sword bile işe yaramadı. Lanet pislik. Geber git. Şurayı açabileceğiz. Burası nispeten kısa yol olacak. Şimdi karşıya gidebiliyoruz ya da buradan gidebiliyoruz. Dungeon'la alakalı hiçbir şey hatırlamıyorum. Şuradan gidelim madem. Hayır ya. Çok fena stunlock yapıyor bu sizi. Çok harika gerçekten. Hayır. Öf. Gel gel.
Ya hayır. Ve fast roll da yapamıyorsunuz. Hayır. Resmen damgalanıyorsunuz anlayacağınız. Şu canım bir çoğalmadı geri ya. Evet, bu düşmanlar cidden lanet. Üfleme onu. Yeter. Şöyle yapalım. Güzel bir zırh giyelim. Ben Black Iron seti satın almıştım. Iron Tarkus'un setini. Onu giyelim. Bakalım Fat Roll tabii ki de yapıyoruz. Seni çıkarsak harika. Önemli olan hayatta kalmak. Soul'lar ikinci planda. O arkadaşlara kalkan falan pek işlemiyor nasıl olsa çünkü. Sen de mi canlısın? Bir de burada invade eden insanlar var ya. Ahlaksızlar. Öf! Sen de kilitlisin peki. Bağıracak mısın? Peki. Teşekkürler uyarı için. Şuradan açalım. Nefes nereden geliyor? Evet, Gollum var içeride. Diyecektim ki yokmuş. Şu salak şeylerden var yine. Ah! Çok güzel. Harika. Fakat sizi kurtlandırmıyor diyecektim ki kurtlandırıyormuş. Hayır, yok, kapış yok. Güzel. Torçu alalım madem şuraya. Bağıracak mısın? Old Sorcerer setini aldık. Harika. Var mı orada bir şey? Yok. Fakat diğer tarafta var. Sesi geliyor deli gibi. Sen? Açalım bakalım. Öf. Ha, bu arkadaşlara da torç kullanabiliyorsunuz bu arada. Şöyle delirmesini sağlayıp sonra saldırabilirsiniz. Great Magic Shield düşürdü. Harika. Tamam, burayı tamamladık. Gidebileceğimiz bir yer yok burada. Köprünün karşısına geçeceğiz o zaman. Aynen. Nerede jailer var? Şuraya bak ya. 3 Estus Flask kim kalmış ya? Niye gelmiyorsun? Geber git. Allah'tan stagger oluyorlar. Şu cana bakın ya. Buradaki arkadaşlar öldürebilir bizi şimdi. Güzel. Hmm.
Bağırmadı Allah'tan. Sus ya. Kim o bağıran? Aşağıda herhalde. Neyse, şöyle devam edelim. Ah, burada evet. Gollum var. Bu size saldırmıyor fakat diğerleri saldıracak. İğrenç yaratıklar ya. Şurayı açalım. Nispeten shortcut. Şimdi orası bayağı kalabalıktı diye hatırlıyorum. Kesin bağıracaksın sen de. Jailbreaker's Key. Şimdi. Kilitli bir iki yer vardı. Bu nereleri açıyor acaba? Bakalım hemen. Karşıdaydı sanırım o kilitli yerler. Bir tanesi direkt bonfire'ın oradaydı zaten. Neresi orası? Şurası. Peki. Bir tane bu tarafta aşağıda bir yer vardı. Şuradan. Lanet. O zaman o küçük pencereyi açıyor bu. Bir yeri açmak zorunda. Evet. Düşmeyelim şimdilik oradan. Var mıydı burada başka bir yer? Bayağı karmaşık da burası. Yokmuş. Zincirlere dokunup ses çıkarıyorum. Korkuyorum sonra da. Ha, burası zaten açtığım yer ya. Aşağıda 3 tane arkadaş vardı sanırım. 1 2 2 mi varmış? Ne yazıyor? Evet, 3 varmış. Hayır ya. Aa! Güle güle. İstemeden plunging attack yaptım. Hangisi geliyor? Güzel. Bir tanesi gitti. Plunging attack yaptığım nerede? Burada. Okumu almaya çalışıyordum ya. Okumu da artı 6 yaptım. %70 oldu. Fallen Knight'la değiştirelim seni. Bak ya. Oh, 215 damage, harika. Üçüncü de şurada. Buradan takılalım o zaman. Geber. Önce sol, sonra sağ. Ha, bu arkadaş saldıracak size. Stagger oluyor Allah'tan. Bağıracak mısın? Simple Jam. Peki. Profuse Sweat de devam ediyor herhalde bayağı. Ha! O kadar da uyardı mesaj.
Şurası kapalı. Shortcut olacak sonradan. Evet. Devam edelim bakalım. Şurada sizi saldıracak olan bir arkadaş var. Biz onu es geçeceğiz. Güzel. Titanite Scale olur. Ne yapacaksın? İğrenç yaratık. Şu dolu. İçinde ne var bunun? Sanırım bir şey yoktu ya. Bu arkadaş sadece saldırıyor. O parlayan silahı, evet. Ya bu düşmanların nasıl bir hikayesi var bilmiyorum. Bloodborne düşmanları bunlar çünkü. Çok enteresan. Burası Demon's Souls'daki Tower of Latria'ya benziyor. Bone. Çok güzel ya manzara. Şuraya düşebiliyoruz. Yukarıdan açmıştık shortcut'ı. Artık direkt buraya gelebileceğiz. Çünkü aşağıları temizledik. Şurada bir hanımefendi olacak. Gel. Haha. Tabii ki de mimik. Stagger yapmasam kapacaktı. Ya abi ne kadar uzunsun sen ya. Harika. Estus Shard düşürecekti sanırım. İşte bu. Burası şimdi inanılmaz kalabalık. Şu hanımefendiye aldanmayın. Biz hazır shortcut'ı da açmışken Bonfire'a dönelim. Hatta level atlayabilirim diye düşünüyorum. Hayır atlayamam. Hay lanet. Olsun yine de Firing Shrine'e biz dönelim. Estus Shard'ımızı verelim. Bir Estus Flask, bir Estus Flask'tir. Hem buraya gelirken de kısa yoldan geliriz. Sen değil. Ne kadar gerekiyor ya? 35 bin. İki tane Ember mi satsam? Şöyle yapalım. Bakalım satabileceğim şeyler var mı? Mesela Old Sorcerer setini satabilirim. Silver Knight seti de satalım. Vinheim Ejderha Okulu'ndaki büyücülerin giydiği set. Tamam ya, oldu sayılır. Bir tane de Ember satalım. Evet, getireceğim. Reinforce değil ya, şu. Harika. Ah, level atlayacaktık. Neredesin? Gel. Vigor'ı 30'a çıkarıp bırakacağız orada. Artık.
Bir kere öldürdükten sonra bu arkadaşları, sonrasında defalarca öldürmenize hiç gerek yok. Sadece şunu aradan çıkarmak yeterli olacaktır. Sen kendin düşsen ne kadar komik olur ya. Ha, sen de buradasın. Güle güle. Şöyle devam edeceğiz. Burada bir item olacaktı. Evet. Bellowing Dragon Crest Ring. Büyülerin süresini artırıyordu sanırım. Yok. Neyini artırıyor? Bakalım. Büyülerin gücünü artırıyormuş. Şuradaydı arkadaşımız. Çok güzel. Hayır! Uf! Ben de gidiyordum az daha. Sanırım artık bir kalkan kullansak iyi olur. Mesela Stone parmayı artı 6'ya getirdim. Şu an deli gibi fatroll yapacağım ama hay lanet ya. Bir izin verirsen lanet pislik. Sunset setiyle ne gider acaba? Sen bir git. Bu gidiyordu. Şu gidiyordu pardon. Bakalım. Yok. Black Iron Leggings olmadı. Rayton. Uuu. Güzel. Bence oldu. Harika. Artık Large Titanite Shard satıyor. Sevgili hanımefendimiz. Burası bayağı kalabalık dediğim gibi. Dikkatli olmakta çok fayda var. Lothric Knight sordu da, bu Strait sordu da Grey Red'den satın almıştım. Sakin ol ya. Ha, bu arada bu arkadaşların üzerine doğru roll yaptığınızda geri tepiyorlar. Hala bitmedi gördüğünüz gibi. Nereye kaçıyorsun? Güle güle. Item. Şuradan düşecektik sanırım. Şimdi nereden düşerseniz düşün aynı yere çıkacak. Biz şuradaki merdivenden insek orası da aynı yere çıkıyordu. Fakat item var mı hatırlamıyorum. Bakalım. Item yok ama kapı var. Açalım. Evimiz burada. Sağından gidince item var. Biz şuradan gideceğiz. Kolaylık olsun diye soldan. Oraya düşelim. Çünkü devi aşağıda öldüreceğiz. Burada çok 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 can sıkıyor yukarıdan saldırmaya çalışırsak. Şuradan. En uzak köşedekinden. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Devle hiç muhatap olmadan. Pickaxe. Aman Allah'ım, sakin. Tek vuruşta ölseydiniz çok tatlı olurdu. Şöyle. Harika. Itemlarımız var. Farelerimiz de var. Gördüğünüz gibi kurbağalarımızın sesi geliyor.
Şurada sandıklarımız olacak. Bu sandıkları açıp işinizi hallettiğinizde kurbağalar selam verecek. Old Selkie. Bu bir şeyleri açıyordur artık. Bu da mimik tabii ki. Oo, o iğrenç olanlardan. Kurbağalar da gelmiş, çok fena. Aman Allah'ım, hayır. Hayır. Çok kötü. Demek ki Mimi'yi öldürmenize gerek yokmuş gelmeleri için. Güzel, mimik öldü. Gittikçe aşağı düşüyorum. Yuh. Sen bir öl. Heh. Hayır. Sen de bir öl. Mimik ne düşürdü? Dark Clutch Ring. Çok güzel. Şu iki arkadaşı da öldürelim. Ver git. Çok sinir bozucusun. Girmeyelim oraya. Oh. Okumuz güzel damage yapıyor gerçekten. Bitirdik. Tamam. Şimdi aşağıya doğru devam edeceğiz. Fakat siz aşağıya iner inmez iki tane İri fare size saldıracak. O yüzden hemen bir kendimizi gösterip çıkacağız. Şuradan iniyoruz. Item'a odaklanmayın. Tuzak. Hmm. Yuh. Dunkpie. Evet. Burası da bu hanımefendilerden 80 tanenin olduğu yer. O yüzden okla çağıra çağıra. Hiç sakın dalmayın oraya. Çünkü cidden çok fazlalar. Ya şaka mı ya? Heh. Erene kadar öldürürüm diye düşünüyorum. Harika. Bu oyunda hiç ok kullanmamıza gerek kalmamıştı. Neredeyse. Biri isabet ettirebilirsem. Eyvah, gördü bu kez. Yok mu gelen? Niye gelmiyorsunuz ya? Neyse, gelmeyecekseniz canımızın gitmesine lafım yok diyecektim tam. O saldırmadan siz saldırın. Tek olayı bu. O saldırırsa çünkü çok fena stunlock yapıyor. Hayır! Ucuz kurtulduk. Evet, bitmiyor. Ah! Aristokratın maskesi çok güzel. Nereye kayboldunuz ya? Sadece sen mi kaldın?
İzle beni, bana uyar. Bağıracak mısın? Peki. Large Titanite Shard. Burası nereye gidiyordu? Burası shortcut'a gidiyordu galiba. Evet. Gesture lazım. Ve Dragon Torso Stone. Artık bir ejderhaya dönüşebilirsiniz. Item. Ve Lightning Blade. Hepimizin en sevdiği itemlardan. İsmi neden Sunlight Blade'den Lightning Blade'e döndü bilmiyorum ama. Lever nerede? Dragon Torso Stone'a bakalım. Ölümsüz ejderhaların gücüyle kutsanmış taş. Ejderhaya tapanların ritüellerde kullandıkları. Arch Dragon Peak diye bir yeri düşlerinde düşlüyorlarmış meditasyon yaparak ve bazı zamanlarda bu meditasyonları sırasında bu Arch Dragon Peak'te çalan çanın sesini duyuyorlarmış. Arch Dragon Peak'te karşısı. Yani şu an meditasyon yapıyor bu insanlar. Çünkü vurduğunuzda zaten kan çıkıyor. Sen taşa dönmüşsün. Evet. Meditasyondalar ve orada çalan bir çan varmış. Onun sesini duyuyorlarmış. Lightning Blade. Otuz Fate. Belirli bir ejderha öldüren şövalye. Ejderha avcısı şövalye tarafından kullanılıyormuş. Enteresan. Evet, burası da shortcut olacak dediğimiz yer. Kısmi shortcut. Yine de shortcut shortcut'tır. Güzel, dungeon çok fazla sıkıntı çıkarmadı. Straight Sword'a geçtiğimiz için. Buraya geleceğiz bir gesture aldıktan sonra. Biz de meditasyon yapacağız, bakalım ne olacak. Şimdi. Sakin ol. Burada ne var? Ha, bu arkadaşlardan. Bu saldıracak siz diğerlerine saldırınca. Boş bırakmayın. Gel. Çok sesli ya. Ne oluyor? Oh, sen de. Parlamıyorsun. Yaşasın Straight Sword diyorum. Bu arkadaş buraya bağlanmış galiba. Ve Profane Call. Şuradan, şurayı da açalım. Artık Andre'ye verebileceğimiz yeni bir Ember'ımız var. Şurada bir sandık var. Sakin. Ve şurada da... Burada mıydı? İkisinden biri. Evet, Elva'nın seti var. Çok 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 başarılı bir set bence. Ember. Bir tane daha olacaktı burada ya. Evet, diğer tarafta. Hayır. Gever. Şurada da bir NPC var, tutsak. Onu henüz kurtaramıyoruz fakat geri döneceğiz onun için. Ben Japonca versiyonu oynarken, evet, burada da sinir bozucu bir beyefendi var. Harika. Bir şey düşürüyor musun? Estus Lazkim'i tazeledi. Yok mu bir şey burada başka? Ben bir şey düşürüyor diye hatırlıyordum ya. Yoksa açmazdım hiç. Heh. Pointless. Peki. Evet, o NPC Pyromancy.
NPC'si, Pyromancer kendisi. Tabii ki de kaçırdım. Kornix'e veremediğimiz bir iki tane Pyromancer var. Pyromancy kitabı var hatırlıyorsanız. Sandık nerede ya? O Pyromancy kitaplarını da buradaki NPC'ye vereceğiz. Kendisi hanımefendiymiş galiba. Zaten Koeyla'nın Pyromancy'sini vermemiz için hanımefendi olması gerekiyor. Arkadaş nerede bu salak mimik chest'i? Aynı yere gelip duruyorum ha. Burada mı? Yok. Wow. Yapamazsın. Stagger olmuş tam. Kapmaya çalışır diye. Güle güle. Ne düşürüyordu hatırlamıyorum. İki tane Titanite Scale neden olmasın? Neden olmasın? Şu Elvan'ın setine bakalım mı? Ben çok seviyorum o seti. 11. Ha. Çok da iyi sayılmazmış defense olarak fakat çok 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 başarılı bir dizaynı var. Harika. Artık gidelim şuradan. Orası shortcut'tı. Nereye gideceğiz? Oradan bir yerden geldik. Heh, şöyle gideceğiz. Şurada bir item'ımız var. Bakın karşıda ne var? Bir gargoyle var. Bonfire var fakat ejderhaya dikkat mi? Gargoyle'a dikkat. Şuraya çekelim. Şurada dövüşelim. Aşağıya düşmeyelim. Hazır bonfire'a kadar gelmişken. Bonfire varmış madem. Çok sıkıntılı arkadaşlar değiller. Fakat çok sıkıntı arkadaş. Çok sıkıntılı değiller dedim. Konuşamadım da. Can sıkabiliyorlar sadece. İriliklerinden dolayı. Stagger. Güzel. Harika. Bir şey düşürmez tabii. Neden düşürsün? Ve Yorm'un diyarı Profaned Capital'dayız. Şuradan merdivenden inelim. Bir sürü merdiven var burada gördüğünüz gibi. Dark Souls 2'deki merdivenci Gilligan'ı hatırlıyor musunuz? Sizin The Rotten'a inmeniz için merdiven yapıyordu hani. Kendisi işte burada. Ve Undead Moonshard. Harika. Ve size yeni bir gesture verdi. Evet. Leathersmith Gilligan hayata gözlerini yummuş. Harika. Burada bitirelim. Bir sonraki bölümde bulduğumuz anahtarla gidip açamadığımız kapıları açmaya çalışırız. Sonra da Profane Capital'da Yorma doğru ilerleriz. Hoşça kalın. Uzun günler ve hoş geceler.